Mersin'in Merkez Torosları ilçesinde İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen fetih yürüyüşünde kadırgalar karadan yürütüldü. Toroslar Belediyesi tarafından İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümü nedeniyle fetih yürüyüşü gerçekleştirilirken, yürüyüş için vatandaşlar Okan Merzeci Bulvarı Mezarlık Kavşağı'nda toplandı. Yürüyüşün önünde Fatih Sultan Mehmet'in dev heykeli bulunurken, mehter takımı ve Toroslar Belediyesi tarafından bir süre önce yaptırılan kadırgalar da yürüyüşteki yerini aldı. Tamam, hadi. Fatih Sultan Mehmet'in dev heykeli ve kadırgalar traktörlere takıldığı ve kadırgaların temsili olarak Yeniçeri askerleri tarafından çekilerek karadan yürütüldüğü yürüyüş, Akbelen Bulvarı Mezarlık Üst Kavşağı'nı takiben Toroslar Belediyesi Düğün Salonu önünde son buldu. Etkinlik sonunda gazetecilere yaptığı değerlendirmede İstanbul'un fethedilmesinde payı olan tarihi kişileri rahmetle andıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, İstanbul'un fethinin Türklerin bu coğrafyada yaşamalarına vesile olan önemli bir unsur olduğunu ifade etti. İşte bu vatanın, bu toprakların çok kolay elde edilmediğini özellikle genç nesle ispat etmek anlamında iki tane kadırga yaptık. Orada yürütülen kadırganın aynı ölçüklerinde. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykelini yaparak 60 dönümlük bir alanda Fetih 1453 Parkı'nı yerine konuşlandıracağız bugün. Kadırgaları ve Fatih Sultan Mehmet'in dev heykelini Çağdaş Kent Mahallesi'ndeki parka yerleştireceklerini de duyuran Başkan Tuna, düzenledikleri fetih yürüyüşü başlangıcını Kuvayi Milli Anıtı önü olarak belirlediklerini ve kadırgaları Atatürk Parkı'ndan denize bırakmayı planladıklarını da kaydederken yönetmelik gereği yürüyüş güzergahının değiştirildiğini ifade etti. Bu yürüyüşü Kuvayi Milli Anıtı'ndan Refah Şehitliği'ni Atatürk Parkı içerisindeki o yere kadar götürecektik ama tabii izin konusunda sıkıntı oldu. Biz de tabii ki var olan kanunlara uymak durumundayız. Bu güzergahı bize söylediler, ifade ettiler, buradan yürüyebilirsiniz diye. Tabii biz kanunlara, kitaplara her zaman saygılıyız.